geldiniz. Halit Bey, hoş geldiniz. 5 tane hisse belirledik anketimizde. İlkiyle başlayalım. HDS ile başlayalım. Şimdi şöyle yapıyoruz. TradingView ekranımızı açtık. Arkadaşlar her zaman söylüyorum, benimle birlikte ilerlerseniz emin olun bu teknik analizi çok rahat öğreneceksiniz. Sadece beni de takip etmeyin, başka arkadaşları da takip edin. Onlardan da bir şeyler kapacaksınız ve bir şekilde bu iş olacak. Şimdi şöyle temiz bir TradingView ekranımızı açtık. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz, genel anlamda ADS'e günlük grafikteyiz. Bu bizim günlük grafiğimiz. Önce şöyle bir aylık bir duruma bakalım. ADS ne durumda? Aylık bazda. Her zaman önce bunu yapacağız. Kardeşim bu hisse dipte mi tepede mi? Önce bunu bir analizini yapacağız. Şimdi görüyorsunuz uzun süren bir tempoda düşüş ve yatay bir seyir halinde yaklaşık 2012'den bu zamana kadar çok sert bir şurada ani bir yükseliş ve düşüş. Ondan sonrasında yine yatay bir seyir. Bu aylık grafiğimiz. Hissemize bakıyoruz. Hisse geçmiş dönemlerine göre aşırı primlenmemiş bir durumda. Şimdi günlük grafiğimize tekrar geri dönüyoruz. Tekrar ara sıra yorumlara bakmayı unutuyorum. Bakayım. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Evet. Şimdi günlük grafiğimizi açtık arkadaşlar. Günlük grafikte ne kullanıyorduk? Ben çubuk grafikleri kullanıyorum ve Heikin Ashi grafiğini kullanıyorum. Duruma göre bazen bunu açıyorum, bazen bunu açıyorum. İkisine çok farklı kullanımı vardır. Bu size düz mantık grafiği gösterir, çubuk grafikler. Heikin Ashi'nin bambaşka bir hesaplanış şekli vardır. Bu da ayrı bir ders konusu olsun. Heikin Ashi'yi birlikte işleyelim. Biz bugün düz çubuk grafiklerden ilerleyelim bakalım. Şimdi açtık arkadaşlar. Şöyle yükselen bir trendimiz var kısa vadede. Kısa vade dediğim, orta vade diyeyim hatta, Mart ayının diplerinden, işte bu koronanın diplerinden başlayan. Şimdi şuradan bir trend çizgimizi alıyoruz. Bakın buradan açtığınız zaman size birçok trend çizgisi çizmenizi sağlayacak araç gereçler var. En baştaki trend çizgisi seçeneğini seçerseniz. Şimdi trendde bizim temel mantığımız neydi arkadaşlar? Diplerdeki çubukları birbirine birleştirmek. Bakın. Bir dip, iki dip, üç dip. Bunları birbirine en az iki tane, üç tane dip çubukları birbirine bağlarsak bu bizim alt tren desteğimiz olacak. Bu birinci noktamız. Tren çizerken bunu muhakkak kullanacağız. Yine aynı şekilde üstte de bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlla altta olacak diye bir şey yok. Mesela şöyle kafatasla çiziyorum sadece göstermek amaçlı. Mesela burada da şöyle bir trendimiz oluşabilir. Bu da yine bir trend çizim örneğidir. Şimdilik bunu kaldırıyorum. Alt trendten devam edelim. Bu güzel bir oluşum olmuş. Şimdi şurada yine bir bakın araç gereçlerimiz var. İşaretleme anlamında, görsel anlamda zenginleştirmek isterseniz, anlaşılırlığını artırmak isterseniz şu sekmeyi arkadaşlar TradingView'de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben sıklıkla şunu kullanıyorum. Yatırımcı arkadaşlara göstermek babında, daha anlaşılır kılmak babında. Bakın şimdi şu noktalarımıza işaretlemelerimizi koyuyoruz. Şimdi bu bizim bir trendimiz. Kısa vade, orta vade bir trendimiz. Sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Bunun üzerine indikatörler yerleştirmeye başlayacağız. Tek başına bu trendimiz bize yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü sonuçta bakın şurada şu noktadan trendin yukarı doğru sert bir şekilde evrildiğini görüyoruz. Bunu açıklayabilmemiz lazım. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bunu da göstergeler vasıtasıyla açıklayabiliriz. Ben size 3 tane indikatör her zaman vurgulamaya çalışıyorum. Birincisi Bollinger bantları, ikincisi Ishimoku, üçüncüsü de hareketli ortalamalar. Özellikle de üstel hareketli ortalama, EMA. EMA dediğimiz İngilizcesi EMA olarak kısaltılabilir. Bu üç tanesini bilmeniz şu aşamada size yeterli olacak.
Hacmi de buna eklerseniz 10 numara 5 yıldız bir teknik analize giriş aşamasında çok da güzel bir şekilde öğrenmiş başlamış olacaksınız. Şimdi Bollinger bandıyla başlayalım arkadaşlar. Şöyle işaretliyoruz bakın. Şimdi Bollinger orta bandınız şu kırmızı çizgiyle belirttiğim. Bakın bunun üstünde de şöyle oynamalar yapabilirsiniz. Şuradan çift tıklarsanız herhangi bir bandına çift tıklarsanız size burada girdileri ve stilleri gösterir. Girdilere dokunmanıza gerek yok arkadaşlar. Stillerde bunun renkleriyle işte arka plan özelliğiyle bakın şuradan arka planı işaretlerseniz bunun rengini ayarlayabilirsiniz vesaire. Şöyle yapayım, şöyle yapayım. Bakın istediğiniz gibi renkle oynayabilirsiniz. Ben arka plansız kullanıyorum. Siz de keyfinize göre canınızın istediği şekilde kullanabilirsiniz. Buradan ben renklendirmeyi yaptım. Orta bant bakın kırmızı renkte gösterdiğim orta bant gerçekten çok güzel çalışmış. Çok güzel çalışmış. Şuradan bir başlamış. Bu trendi destekleyen şekilde şu noktadan bir başlamış. Orta bant artık bizim ana destek bölgemiz olmuş ve sürekli bu banda ya yakınsamış ya da sıkı bir şekilde değmiş ve tekrar kendini yukarı atmış. Ne diyoruz o zaman? Orta bant ADS'de iyi çalışıyor. Biz bu noktayı önemseyeceğiz. Şimdi bakıyoruz kırmızı çizgimize. Yine şuradan fiyat etiketi aracımızı açabilirsiniz arkadaşlar. Şu noktaya şöyle diyeyim. Yani bunun örnek veriyorum bu haftaki hareketleri bu Bollinger bandını böyle biraz dalgalandıracaktır. Yani biz bu bantta gittiğimiz sürece bizim için 2.17. 2.17 önemli bir nokta arkadaşlar. 2.17 üstünde kaldığımız sürece not alırsanız iyi olur ADS'yi takip eden arkadaşlarım. 2.17 üstünde kaldıkça bu hissemizde pozitif görünümün süreceğini, düşüşün kısa vadeli ve kar satışlarının olduğu varsayımıyla kısa vadeli olduğunu düşünebileceğiz. Ama şartımız ne? 2.17. Evet, bir yorumlara bakalım. Ahmet Bey hoş geldiniz. Adaletin bu mu dünya? Geldik. Selam herkese. Hoş geldiniz hocam. Ruhi Bey hoş geldiniz. Aleyküm selam. Erkan Bey hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Şimdi ne dedik? 2.17 dedik. Bunu bir köşeye attık. Şimdi arkadaşlar bir de bir bakış açısı da şudur. Özellikle day trade yani günlük trade yapan, günlük al sat yapan arkadaşlarım için. Şimdi günlük grafikten bir tık daha aşağı inmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü siz gün içinde alıp satış yapıyorsunuz. O yüzden 4 saatlik gerekiyorsa 1 saatlik ve hatta çok da sıkı takip ediyorsanız gün içi full ekrandaysanız ve aracı kurumda da komisyon oranınız düşükse bu çok önemli. 10 binde 20 TL veren arkadaşlarım var. Kesinlikle günlük trade yapmaya çalışmasınlar. Bütün kazançlarını bankaya verirler. Aracı kuruma verirler. O yüzden günlük trade yapacaksanız, günlük trade'e meraklıysanız ve zamanınız da varsa kesinlikle 10 binde 3 TL, 10 binde 4, maksimum 4 yani. Maksimum ki o bile çok fazla. 10 binde 3 ve 6 günlük day trade eden arkadaşlarım için komisyon oranı, banka ve aracı kurumlarda komisyon oranı idealdir. 3 ve 6 arkadaşlar. Şimdi day trade ettiğinizi varsayalım. Saatlik hatta 15 dakikalık yarım saatlik grafiklere odaklanacaksınız. Ha kardeşim ben aldım. Günlük grafiğe baktım aldım. Bu hafta bu hisse ben takip edeceğim. Elimde dursun. Güzel kar marjı yakalarsam satarım diyorsanız o anlamda günlük grafiğe geri döneceksiniz. Yani çok fazla ekran bakamıyorum ben diyorsanız günlük grafiğe geri döneceksiniz. Ve günlük grafikten ve hatta 4 saatlik grafikten yorumlarınızı, analizlerinizi çıkartmaya çalışacaksınız. Bakın şimdi 4 saatlikte arkadaşlar şöyle bir bakalım. 4 saatlikte bize daha yakın temas gösterebilecek trendimiz var. Şurada şöyle bir oluşum var. Şunu çiziyoruz. Bir de şöyle çizelim. Bakın şimdi. Buradan nereye varabiliriz? Bollinger'ı da bir ortadan kaldıralım. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle kısa çok çok kısa vade 4 saatlik grafikteyiz. Çok kısa vade
Bir düşen kanalımız var mı? Var. Şunları biraz daha yakınsayalım. Evet. Şimdi bu ana destek noktasından desteğini almış ve bu şekilde bir yükseliş göstermiş, değil mi? Bakın, bu bir formasyon çalışmasıdır. Şimdi arkadaşlar, bu bizim bahsettiğimiz bayrak flama bunda neyi takip edeceğiz arkadaşlar? 1, 2, 17. 2, 17 bizim kesinlikle kritik bölgemiz. Bakın, hatta alt bant bile 2, 17'ye denk geliyor. Bakın, basitçe çizdiğim düşen kanal alt bandı 2, 17'lere, 2, 18'lere, 2, 19'lara denk geliyor. Böyle düşünün. Bu da bir bayrak flama formasyonu oluşturmuş oluyor. Bunda hedef nedir arkadaşlar? Hedef bayrak flama formasyonunda böyle hesaplanır. Tabii şuradan çıktığını varsayacağız hissenin. Şu noktadan çıktığını varsayacağız. Peki bu formasyonun çalışması için, yani hedef arkadaşlar burada 3.25 lira denk geliyor. Peki bu formasyonun çalışması için şartımız ne? Bu hissenin maksimum şöyle bir hareket yapıyor olması. Eğer bu varsayalım böyle düşüşler yapıyor, biraz çekinmekte fayda var. 2.17'yi kendinize destek, önemli bir destek noktası varsayarsanız ve orada stop koyarsanız, hisse 2.04'lere, 2'lere kadar bir sizi zarardan kurtarmış olur. Ve eğer formasyonumuza çalışırsa, bakın bunu da şöyle düşüneceksiniz. Risk nedir? Risk şöyle hesaplanır. Şimdi bir hisseye bir yerden girerken bir şöyle düşünmek lazım. Bir alt destek noktasını belirlemek lazım. Bir de üst direnç bölgesini belirlemek lazım. Kardeşim, bu hisse nerede? Nereye yakın? Bu hisse bizim belirlediğimiz alt desteğe yakın mı? Yakın. Nedir burası? 2.06. 2.05. 2.05 bizim alt desteğimiz. Hissenin fiyatı ne? 2.30, 2.29. Aşağıya 25 baz puanlık kademelik bir marj var aşağıya. %10 kayıp. Peki yukarıya kazanç ne? Yukarıya kazanç 3.20'ler, 3.25'ler, 3.30'lar. Yani %50'ye yakın bir kazanç var. Şimdi bu durumda risk böyle alınır. Yani yukarıya marj 100 baz puan, 100 kademe, aşağıya marj 25 kademe. Risk alacaksanız böyle risk alacaksınız. Tepede hisse almayacaksınız. Bu tür durumlarda hisse alacaksınız. Riskinizi buna göre hesaplayacaksınız. Buna göre hesaplamanız gerekir. Ve dediğim gibi, eğer orta vadeciyseniz, kısa vadeciyseniz ve uzun vadeciyseniz, bunların hepsine göre ayrı ayrı stratejiler belirlemek zorundasınız. Dediğim gibi, mesela günlükçüler ve haftalık takip edenler 2.17 altını kesinlikle, 2.18, 2.17 altını stop koyacak. İşte orta vadeciler için 2.17'ler tekrar bir alım bölgesi olabilir. 2.06'lar tekrar bir alım bölgesi olabilir uzun vadeciler ve orta vadeciler için. Ve day trade yapamayanlar için. Herkes yapamaz arkadaşlar. Yani önemli bir konudur. Velhasıl ADS'de durum budur. Kesinlikle kes notunuz 2.17 üstü pozitif. Neye bakacağız? Afyon'a bakalım. Sırayla gidelim. Afyon.